Olmaz denen olursa ne olur? Avrupa'da bir şehre kimyasal gaz ya da nükleer bombayla saldırıldığını düşünün. Böyle bir kıyamet senaryosuna hazırlıklı mıyız? On the Frontline başlıyor. Büyük bir terörist atak ya da insanların yol açtığı bir felaket. Tarih bu tarz hadiselerden kaçılamayacağını gösteren örneklerle dolu. Peki kötü bir senaryo gerçekleştikten sonra ne olabilir? Ağır sonuçları olabilecek bu tarz olayların önüne geçebilmek için alınan yüksek güvenlik önlemleri Avrupa Birliği'nin ve ulusal hükümetlerin öncelikleri arasında. Bu hadiselerden bir tanesi Belçika'da gerçekleşti. Duruma Avrupa'daki özel timler birlikte müdahale etti. Sınırlar içerisinde oluşan bu tarz organize tehlikelere karşı ülkelerin birlikte hareket etmesinin ne kadar önemli olduğu bir kez daha kanıtlandı. Her ülkenin afet çadırları vardır. Bunlar müşterek kullanılabilir. Doktor, hemşire, malzemeye ihtiyaç çok. Ancak çadırlarımız var, fakat yaralara müdahale etmek için büyük miktarlarda tıbbi malzeme bulmalıyız. Bir ülke kimyasal ya da biyolojik saldırıya maruz kaldığı zaman olaylara hızlı bir şekilde müdahale etmek ölüm kalım meselesi anlamına gelir. Bu felaketlere karşı Avrupa'daki ülkelerin plan yapması çok önemli. Ancak farklı kültür, dil ve uğraşılara sahip bu ülkelerin birlikte çalışabilmesi mümkün mü? Pratik açıdan bu yararlı mı? Bence çok yararlı. Çünkü bu çalışma sayesinde öğrenebileceğimiz birçok unsur bulunuyor. Öncelikle iletişim konusu önemli. Hepimiz Avrupa kültürüne sahibiz ve çalışma arkadaşlarımız ile konuşabiliyoruz. Birlikte hareket edebilmek için çözüm yolları arıyoruz ve çalışmaların en önemli yanı da bu. 1995 yılında Tokyo metrosuna yapılan sinir gazı saldırısı, büyük bir şehre gerçekleştirilen en büyük terörist eylemi olarak biliniyor. Japonya başkentinin yeraltı ağına yapılan bu saldırı sonucu 13 kişi yaşamını yitirdi ve onlarca kişi de yaralandı. Dr. Jamie Shay, sizinle başlayalım. Güvenlik alanında bir NATO uzmanısınız. Japonya'da olanlar o zamana özgü bir durum muydu? Avrupa'nın büyük bir şehrine böyle kimyasal bir saldırı yapılabilir mi? Bunun kaçınılmaz bir son olduğunu düşünmüyorum. İstihbarat servislerinden edindiğimiz bilgilere göre şu anda Suriye ve Irak gibi ülkelerde faaliyette bulunan El-Kaide ve IŞİD gibi terörist grupların kimyasal silahlara ilgi duyduklarını biliyoruz. Ancak bu tarz planlarının olması saldırıları düzenleyecek kapasiteye sahiptir anlamı taşımıyor. Ancak şunu unutmayın ki terörist bir eylem halk içinde tanınırlığınızı artırıyor. Bunu Londra'daki saldırıda gördük. Basit bir bıçakla asker öldürüldü. Ancak teröristler bu tarz saldırılarla popülaritelerini arttırmak istemezler. Elbette. Ancak Suriye'de son birkaç sene içerisinde kimyasal silah kullanıldığı biliniyor. Sizce bu saldırı Avrupa'da yapılamaz mı? Hayır, olmaz. Çünkü istihbarat birimleri çalışan sayısını, kapasitelerini ve uluslararası işbirliği anlaşmalarını bu tarz saldırıları önceden belirleyebilmek için büyük oranlarda arttırdı. Bir bakıma haklısın, çünkü teröristler kendilerini farklı saldırılar yapma konusunda geliştirdiler. Ancak 11 Eylül olaylarından sonra istihbarat servisleri bu planları önceden tespit edebilmek için büyük gelişim gösterdi. Luc Rambeau, siz kriz yönetimi uzmanısınız. Avrupa'da 11 Eylül ya da Fukushima felaketlerine benzer büyük, kötü bir senaryo yaşanabilir mi acaba? Avrupa hazırlıklı mı? Benim düşüncem hiçbir ulus ya da topluluğun risk, tehdit ve olaylar açısından çok geniş bir alanda böyle bir senaryoya hazırlıklı olması imkansız. Bence buradaki soru şu olmalı. Tek bir devlet ya da topluluk böyle bir saldırı karşısında ne yapabilir ve düşündüğünüz tarzda bir olay esnasında ihtimal ve kapasite açısından durumu nasıl dengeler?
Peki ülkeler arasında olası saldırı ihtimalleri hakkında fikir birliği var mı? Hiç sanmıyorum. Örneğin Fransa, İngiltere, Almanya ve Danimarka'ya bir bakalım. Bu ülkelerdeki en büyük 10 riski ele alsanız, toplum bununla nasıl başa çıkabilecek ki? Bu devletlerin olaya bakış açılarında gözle görülür bir fark var. Stockholm'den gelen Helena Lindberg'e sormak istiyorum. Siz Milli Savunma Bakanlığı Başkanısınız. Görünüşe göre Avrupa Birliği'ne üye ülkeler pek hazırlıklı değil. Sizce İsveç olası bir saldırıya karşı hazırlıklı mı? Biz bu durumlara karşı tedbir amacıyla birçok yatırım yaptık. Özellikle de kimyasal, biyolojik ve radyoaktif saldırı ihtimallerine karşı da gerekli tüm önlemlere sahibiz. Birden fazla ülke sınır ötesinden saldırıya maruz kalsa, böyle bir operasyonu kim yönetebilir? Bence bir kişi ya da kurumun tek başına bu liderliği alamayacağını anlamak çok önemli. Yapmamız gereken koordine olmak ve birlikte hareket ederek üye ülkelerden destek sağlayarak, sivil savunma mekanizmasını harekete geçirerek o büyük sorunu çözmek. Eğer bu büyük bir saldırıysa zaten diğer üye ülkeleri de ilgilendiren bir konu. Sadece bir ülkede olan bir hadiseye kıyasla diğer üyelerin koordine olması sanılandan daha karışık bir durum. Helena'nın bahsettiği o büyük uluslar ötesi saldırıya karşılık vermek sizce de zorluklarla dolu değil mi? Bence böyle bir olaya operasyon açısından bakarsak karşılık verebilme oranımız sıfıra yakın olur. Hızlı hareket etmek gerekiyor. Avrupa Birliği ve komisyonu gelişme gösteriyor ancak bu organizasyonların olaylara karşı nasıl hareket ettiğini göz önüne alırsak, olası bir saldırıya ilk saat ya da ilk gün içinde uluslararası bir düzeyde nasıl cevap vereceğiz? İlerleme kaydedilmesine rağmen bu cevap gecikecek. International response, even though it is optimized, will come too late. Dr. Shay, NATO bu durumla ne zaman ilgilenecek? Bir ülke uluslararası bir müdahaleye ihtiyaç duyuyorsa biz de işin içine gireriz. NATO'dan farklı şekillerde yardım talep edilebilir. Öncelikle Avrupa Atlantik Afet Koordinasyon Merkezi dediğimiz Avrupa Birliği'ne benzer ve çok hızlı hareket eden bir kuruluşumuz var. Mesela bir ülke üstesinden gelemediği bir siber saldırıya maruz kalırsa, sistem hızlı bir şekilde yedekleme oranını tespit ederek verilere ulaşır ve diğer bilgisayar ağlarına sizi yönlendirir. Askeri birlikler olay yerine hızlı bir şekilde gelebilir mi? Bence Paul, farklı tarzdaki kriz durumlarını birbirinden ayırmalısın. Bazen bu bahsettiğin terörist saldırıları çok yerel düzeyde oluyor. Bir metro ya da otobüse saldırıp çok büyük oranda üne kavuşuyorlar. Ancak bu saldırılar yerel polis ya da acil durum ekipleri tarafından kontrol altına alınabiliyor. Asker de olay yerinde oluyor. NATO'da bu durumu nasıl çözdüğümüzü anlatayım istersen. Helena ile konuşurken kısaca CBRN denilen kimyasal ve nükleer saldırılardan bahsetmiştiniz. Bu durumla ilgili Çek Cumhuriyeti'nde saldırının hangi tarzda yapıldığını anında belirleyen çok yönlü bir merkezimiz var. Saldırının türünü ve boyutunu belirleyip ona göre savunma mekanizması harekete geçiyor. NATO'nun böyle mükemmel bir sistemi varsa Avrupa Birliği'nden muhtemelen daha iyidir. Bu sistem kendiliğinden harekete geçiyor mu? Hayır, geçmiyor. Bence bu durum iki farklı kurumun saldırıya maruz kalan ülkeye farklı olanaklarını sunması ile daha kolay bir şekilde çözülür. Bir elin nesi var, iki elin sesi var. Luke Rambo, biraz kafam karıştı. Böyle bir durumda kim sorumluluğu üzerine alıp harekete geçecek? Evet, diğer konuşmacıların da belirttiği gibi bu belli değil ve daha ziyade duruma göre değişir. Konuya uluslararası açıdan ve Avrupalı gözüyle bakarsak, askeri birlikleri kullanmayı ele alalım. Ortada birçok farklılık var. Bazı ülkeler askeriyenin ilk çare olduğunu düşünürken, diğer üye devletler yedek oyuncu olarak görebilir ve sivil savunma planlarını öne sürebilir. Helena Lindberg, burada bir kaos ihtimali yok mu? Koordinasyondan bahsediyorsun. Ancak bu bana biraz karışık bir durum gibi geldi.
Duruma iyi bir şekilde hazırlanılırsa ve herkes görevinin tam olarak ne olduğunu biliyorsa bir karışıklık yaşanmayacaktır. Bence tam tersi. Eğer böyle bir felaketi sadece tek bir ülke çözmeye çalışırsa durum daha karışık hale gelir. Çünkü daha çok çaba sarf etmek zorunda. En çok ihtiyaç duyduğu konu doğrultusunda her iki açıdan da söz konusu ülkenin hızlı bir şekilde hareket edip aynı zamanda sorunu doğru bir şekilde çözmesi gerekiyor. Söz konusu tehlikelerden halk yeterince haberdar mı? Sadece bu tarz acil bir duruma müdahale etme konusuna yardımcı olmak için değil, ayrıca felaket yaşandıktan sonra sükuneti tekrar sağlama ve şiddeti azaltmak için bence herkesin, tüm kamuoyunun ve kuruluşların bilinçlendirilmesi gerekiyor. Decreasing vulnerability. Okay, Helena Lindbergh, halkı bilinçlendirmek açısından İsveç bu konuda ne yapıyor? Halkı bilinçlendirme konusunda eminim birçok ülke sorun yaşıyor. Ancak bunu nasıl dengelersiniz? Çünkü herkesi korkutmak istemiyoruz. Öncelikle şiddete meyilli toplumların daha serin kanlı davranmalarını sağlamalıyız. Bunu elde etmenin bir yolu da sakin vatandaşlar yetiştirmek. Böylelikle bu insanlar büyük bir felaket karşısında kendilerini koruyabilir ve komşularına yardım edebilirler. Doktor Şey, sizinle bitirmeme izin verin. Halkı bilinçlendirmek için daha çok çalışmalıyız. Buna katılıyor musunuz? Kesinlikle. Vatandaşların bilinçlenmesi gerekiyor ancak hayatlarını da bir şekilde devam ettirmeliler. Burada deminden beri hep olması çok düşük ihtimal büyük felaketlerden ve binlerce insanın ölebileceği saldırılardan bahsettiniz. Ancak bunların hepsi bir anda yaşanmaz. Bu senaryolar olacaksa bunu zaten durduramazsınız. On the Frontline'a katıldığınız için teşekkür ederim. Bu haftalık bu kadar. Sosyal medya sayfalarımızdan YouTube ve tr.euronews.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz.